mahallemizde uzun zamandan beri düğünlerde, kına gecelerinde gelenektir. Akşam misafirler toplandığında bu kavurma yapılır, bütün misafirlere ikram edilir. Düğünlere özeldir geneli. Arkadaşlar aralarında imeceyle para da toplanır veya düğün sahibi tarafından da karşılanır veya bir misafir tarafından da karşılanır. Bu bütün düğünlerde yapılır. Eskiden düğünler evlerde olurdu. Böyle yüzük oynarlardı. Arkadaşlar toplanır, yüzük oynarlardı. Ya işte tepsiye ceviz kabı altına şey koyarlardı. Düğme koyarlardı. Kim bulursa işte böyle oyun oynarlardı. Utan, utmayan işte hepsi beraber ondan sonra yerlerdi ya. Dükkanlardan o zaman sucuk olur, lohum olur, işte bisküvi olur. Gece girip bakkalı açarız. Yere böyle bir neşeyle işte utan, utulan beraber yer yani. Bir düğünün neşesiydi. Balık oynanırdı düğünlerde. Böyle şenlikler olurdu. Eskiden köy düğünlerinde belli bir saatten sonra tavuk yenirdi. Evet. Komşunun tavuğu çalınır, bir güzel yenir, haşlanır. Suyuna da tahrana ıslanır, yenirdi. Fakat köy yerlerinde artık tavuk kalmadığından dolayı düğünlerde bu saatlerde mesela kavurma işine döndü. Maalesef. Değil mi oğlum? Aynen. Ha? Yani bu kavurmanın şeyi buradan geliyor yani. Tavuk bulamayınca kavurmayla idare edeceğiz. Köy düğünleri eskiden daha iyiydi, daha coşkulu oluyordu. Daha oyun çeşitleri daha çoktu. İnsanlar sinsine bizim daha aklımız yetmez de bu balık oyunları vardı, kuru üzüm vardı, yüzük oyunları vardı. Bu gelenekler tamamen ortadan kalktı yani şu an. İsmail'e bir ömür boyu mutluluklar dilerim. İnşallah tez günde mutlu olsun, mutlu olsun inşallah. Hayır. Bak. Bunu hayatı bize koy bak. Hangisi? Erişte. Şu mu? Şu hayatı bize koy. Öyle bir boyutu var ya. Eskiden düğünler biraz daha neşeliydi. Genelde biz çocukken büyüklerimiz işte kuru üzüm dediğimiz, aynı zamanda yüzük dediğimiz, balık dediğimiz buna benzer oyunlar oynanırdı. Ve çok neşeli geçerdi. Saat 12'ye kadar yoğun bir şekilde büyüklerimiz oynar, biz de izlerdik. 12'den sonra işte yemek olurdu. Çok neşeli bir şekilde sabahlardı millet düğünlerde. Ama şimdi o neşe yok yani artık neyden kaynaklandığını bilemiyoruz. Sanırım herkesin iş yoğunluğundan diye düşünüyoruz. Tabii hayatın değişimleri de bunu da etkilemiştir mutlaka. Ama emin olun ki ne eskiden düğünlerimiz daha güzel ve daha neşeliydi. Şimdikinden kıyasladığımız zaman daha güzeldi. Bunu koymayın yani. Allah Allah. Ver. Kaşık 3 tane, 3 kişi yap. Ver bana, somun verin. Somun verin. Somun yok. Şu başa getirin bana. Bir de şu bu taraftan versin. Hadi abi şundan. Bak sen şuraya gel bana. Aydırın bana, ben buraya bana. Yanımızda. Şimdi ben tavuk çalmadım dersem yalan olur. Çaldık yani gerçekten de. Mesela
şey vardı, rahmetli Fatık bacımız vardı. Bir gün toplam 15 kişiyiz. 15 kişiyle 2 tane tavuk çaldık. Yani fadık derik biz, rahmetli oldu, rahmetler olsun. Yani biz tabii toy delikanlıyız. 2 tavuğu 15 kişiyle yemeğe götürdük, kestik. Tabii bahçelerde pişiriyoruz bunu. Ortam karanlık olduğu için ateşi yakıyoruz, közün üzerine atıyoruz. Közün üzerine attıktan sonra işte pişmesini bekliyoruz. Fakat yani pişiyor mu pişmiyor mu onun da farkında değiliz de tavukları alaçıyı yemiş oluyoruz. Yani aslında bu bir eğlence yani hırsızlıktan ziyade. Ama şimdi tavuk çalma olayı yok yani bakkallar artık rahatlıkla ulaşıldığı için tavuğa pek önem veren yok yani. Halen düğünde hatırlıyorum bir düğün vardı. Yine böyle 15 kişiyiz. Yani salatalık çalmaya gitmiştik. Düğünde salatalık tarlasına yanlışlıkla karanlıkta kabakları toplamışız. Yani gerçekten bu da çok farklı bir şey olmuştu diyebiliriz yani. İnsanlar ya bir arada güzel hem güreş olayı vardı düğünlerde. Bu bizim düğün ortamlarında. Bir de iyi oyun oynayan belli köylü büyüklerimiz vardı eski oyunculardan. Şu anda eser yok. Yani o eski Maraş'ın güzel kültürü şu anda yok maalesef. Yeni gençlik biliyorsunuz. Şimdiki düğünler adam düğün salonunda çalıyor. Hani herhangi bir şey yok ama eskiden ne güzel kıtırlar getirir, davullar çalınır, güreşler güreşilir. Vatandaş gelir, arkadaşlar, eş, dost, akraba, hep beraber yemek yeriz, içeriz, çok güzel. Şimdiki düğünde ne var? Bir düğün salonuna gidiyorsun, bir çay, bir de pasta, yarım yuvarlak, ya verirler ya vermiyorlar onu da. Ama eski düğünlerde bir neşe var, bir güzellik var, bir sohbet var. 2-3 gün buna devam ediyoruz. Thank you.
Ya hayır. Ya Mehmet abi hadi çalayım bu yine. Bana ne? Bana ne? Her an akşam ödeyim. Sen nasıl? Bana çıkıp geliyorum. Gelini getirdi şimdi çalıyor.